Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müşteva sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Beynel abdi vel cenne seb'u akabat. Kul ile cennet arasında, cennete girme, ulaşma arasında 7 sarp tepe vardır. Ehvenuha el mevt. Bu sarp tepelerden tırmanması zor, geçmesi zor tepelerden en kolayı ölümdür. Ölüm de kolay değil. Ama ötekilere göre kolay. Evet, şimdi dünya ibret alemi. Bir araba bir kediye çarpıyor. Kaç saat çırpınıyor. Canı çıkmıyor kolay kolay. Biz kedinin kaç katı büyüğüz hesap edin. Canımız ne kadar zor çıkacak, oradan kıyas yapabiliriz. Allah sekerat-ı mevtimizi kolaylaştırsın. Yani bunu düşünerek şimdiden dua etmeli, Allah'a sığınmalıyız. En kolayı diyor bu işte ölüm. Yani kış gününde bile adam böyle bulgur bulgur terliyor. Neden? Sıkıntısından. Ölmek zor. Çok sıkıcı, çok can atıcı bir şey, acıtıcı bir şey. En kolayı bu diyor Peygamberimiz. Ölüm, ölüm. Tabii mümin ölünce cennete gidecek inşallah. Kulla cennet arasında dediğine göre mümin kulu kastediyor Peygamberimiz. Kafirler ebediyen cehennemlik. Onların ahirette hiçbir nasipleri yok. Çok iyilik yapmış kafir olsa bile Allah adaletli, onun iyiliğinin karşılığını dünyada veriyor. Her zaman söylüyoruz, şu elektriğiyle bak biz hadis okuyoruz. Bunu icat eden herif dünyanın en meşhur adamı ve de en zengin adamı oldu. Dünyada verdi Allah ona. Ama ahirette la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demediyse, ki demediği görünen öyle bilmiyoruz. Orada hiçbir ulaike la halaka lehum, hiçbir nasipleri yok diyor Allah. Ahirette hiçbir nasipleri yok. Onun için burada kul ile cennet arasında dediğine göre mümin imanını kaldıracak bir küfür işlerde, sözlerde bulunmamış. İmanını muhafaza etmiş. Şimdi bu adamın önüne çıkacak zorluklardan birisi 7 tane sarp yokuş vardır. Tırmanması zor. Birisi diyor en kolayı ölümdür. Ve ashabuha, en zoru da diyor el vukuf beyni yedillahi teala, Allahu Teala huzurunda durduğun zamandır. Evet, biz öleceğiz. Allah gecinden versin, hayırlı uzun ömür versin müminlere. Hayırlı uzun ömür Allah'ın nimetlerinden bir nimettir. Çünkü ibadetle geçirirseniz daha çok ibadet etmiş oluyorsunuz. Büyük bir nimet. Ayrıca 80 yaşını doldurursanız şuurlu mümin, hesap, kabirdeki sualler kolaylaşıyor. Efendimizin verdiği haberlere göre 90 yaşını şuurlu olarak Müslüman bir kimse tamamlarsa onlara Allah Azze ve Celle Hazretleri buyurulmuş ki bu benim esirimdi, bırakın geçsin, sorgu sual sormayın buyurulmuş. Efendimizin verdiği hadis böyle müjdesi. Şimdi geçen gün televizyonda yaşlı amcalarla röportaj yapıyor. Televizyoncu 96 yaşında, ölmek istiyorum ama diyor, ölemiyorum diyor. Evet, insan ölmek istiyorum, ölemiyor. Şimdi bak ölmek istiyor. Neden? Sen şimdi kalkıyorsun, zıpır koşuyorsun. Ağrın yok, sızın yok, bacağından bir derdin yok, kolundan bir derdin yok. O zavallı 96 yaşında. Hepsi güzel ama diyor bacaklan kıpırdamıyor diyor. Yani Cenab-ı Hak bedava vermiyor yani. Oradaki şeyleri çektiriyoruz. Yaşlılık böyle bela bir şey. İstediğin gibi hareket edemiyorsun, istediğini yiyemiyorsun. Ölmek istiyorum ama diyor ölemiyorum diyor. Evet. Allah sonumuzu hayır eylesin.
İşte bu sıkıntılardan dolayı 90'ını tamamlarsa şuurlu mümin, zaten dünyada çekmiş sıkıntılarını, ödemiş. Bunu bırakın diyor, geçsin, sual yok diyor. Öyle müjde var, hadis var, öyle hadis var. Efendim şimdi bu ölüm zor. Ondan sonra en önemlisi işte Allah'ın huzurunda öldükten sonra işte kıyamete kadar kabir var. Kabir, berzah alemi deniyor ona. İyi adamın cennet bahçelerinden bir bahçe kabri. Efendimizin bize haber verdiğine göre. Kötü adamsa cehennem çukurlarından bir çukur. Evet, Allah bizi cennet bahçelerinden bir bahçe olan müminlerden eylesin inşallah. Ondan sonra da İsrafil aleyhisselam sur üflemesiyle kıyamet kopacak. Her şey ölecek, her canlı ölecek, ölümü tadacak. Sonra belli bir Allah'ın bildiği bir bekleme süresinden sonra İsrafil aleyhisselam ikinci sur üflemesiyle herkes bulunduğu yerden dirilecek ve mahşer denilen yere önünde bir gardiyan melek, arkasında bir gardiyan melek ve caet kullu nefsin bima saikum ve şehit maha saikum ve şehit, önünde bir melek, arkasında bir melek. Hani mahkemeye götürürlerken dünya ahiretin misali, iki melek mahşere hep toplanacak herkes. Orada bekleme var, mahşerde bekleme sıkıntıları filan var. Sonra da Mahkeme-i Kübra var. İşte Mahkeme-i Kübra'da en zoru diyor bu diyor Peygamberimiz. Ölüm en kolayıdır ki zor, çok zor. Ama en kolayıdır. En zoru da diyor işte Allah'ın huzurunda Mahkeme-i Kübra'da hesap vermek üzere davalı davacı, aynı orada da öyle. Durulduğu zamandır. Neden? Evet. İzâ taallakal mazlumu biz zalimin. Mazlum zulme uğramış dünyada. Bakamına güvenmiş, parasına güvenmiş, çenesine güvenmiş vesaire vesaire. Haksız yere başka insanların hakkını üstüne geçirmiş. Kul hakkı yemiş. Orada mutlak adalet uygulanıyor. O mazlumlar orada görüyorlar tabii. Hakkını almasa kendi gidecek cehenneme. Onun için denize düşen yılana sarılır diyorlar ya. Çocuk anasından, babasından, kocası karısından, karısı kocasından, kardeş kardeşten davacı olacaklar. Davacı olacaklar. Kur'an'da var bunlar. Çünkü kendi alması hakkını, kendi gidecek cehenneme. Cehennemde kükreyip durur. Cennette gelinler göstermiş, o da hazır bekliyor. İşte orada can benim can. Ben bu adamda benim hakkım var ya Rabbi. Mazlum zalimin eteğine yapışmış. Ya Rabbi, ya Rabbena. Evet. Ey Rabbimiz, entel hakemim. Sen hakimsin ya Rabbi. Faktadilena minhum. Şu adamlardan benim hakkımı al. Ben hakkımı istiyorum. Mahkeme-i Kübra'da dediği anda kaçış yok, torpil yok. Evet, sussan dilin konuşacak, elin konuşacak. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Dünyada kazandıklarımızı dilimize söylemesek, konuşmasak bile ayağımız başlayacak, elimiz başlayacak konuşmaya. Böyle olunca kafamızı yiyeceğiz. İnşallah o durumu düşürmez. Onun için bu dersleri dinliyoruz. Hazırlıklı yapalım diye. Efendimizin bu uyarılarına uyalım da hazırlıklı olalım diye. İşte o zaman eteğine yapıştığı zaman en zor durumu, en zor hakkını mutlaka alacak. En zor durum odur diyor. Evet. Bir başka hadiste evvelu innel kabre evvel menazilil ahira, kabir ahiret duraklarının makamlarının ilkidir. Fe in neca minha fema ba'dahu eysar. Kabirde işi kazanırsa, kabir sualleri münkereyn deniyor onlara, hiç tanınmadığı için, hiç görmediğimiz iki görevli melek, münker tanınmayan bilinmeyen demek.
geliyorlar. Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Kıblen neresi? Senin kim kardeşin? Evet, kitabın ne diye sorular soruyorlar. Müminler hiç dili takılmadan Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an-ı Azimüşşan, Peygamberim Muhammed Mustafa, kıblem Kabe, müminler kardeşim eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diye cevap verecekler. Ve melekler diyecek zaten biz seni biliyoruz. Usul yerini bulsun diye soru sorduk. Rahat uyu. Evlenen gelinin, damadın o ilk gündeki mutluluğu gibi kıyamete kadar mutlu uyu. Allah'a ısmarladık deyip çizecekler güzel insanlar. İşte orada o suallere güzel cevap verilirse diyor neca minhu fema ba'dahu eysar. Ondan sonrası olan, yani mahşerde de aynı kolaylık var. Mahkeme kübrada da kolayı var. O kabir diyor işin başı. O iyiyse sonrakilerde de iyi. Fe in lem yencu minhu, kabirde kazanamazsa, sınıfı geçemezse, kurtulamazsa fema ba'dahu eşed minha. Ama ondan sonrakiler daha şiddetli, daha sıkıcı, daha zor diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi birinci madde, okuduğumuz hadiste ilk şey ölüm dedi. Ölüm işte ahiretin başlangıcı olduğu için ikinci hadiste kabir, ahiret bir aleminde olan şey. Bu ikinci hadis o anlamda anlamalıyız. Evet, Allah bizi bunları düşünerek adımını dürüst atan, dürüst konuşan, dürüst bakan, dürüst şeyler dinleyen, hep istikamet üzere yaşayan güzel kullarından eylesin inşallah. Evet, bunları düşünerek her gün sabahleyin çıkarken, bugün ecelim gelmiş olabilir. Bismillah, tevekkeltü alallah, hasbiyallah, maşallah, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyerek sağ ayağınla çıkacaksın. Helal yere gideceksin. Helal kazanç için dükkanına gideceksin. Helal kazanmak için büroğa, dairene gideceksin. Helal yolda ölürsen ne mutlu sana. İyilik yolunda fi sebilillah ölmüş olursun. Evet. Ne güzel ona. Ama hırsızlık yapmaya, meyhaneye, zina yapmaya, rüşvet almaya, vermeye, kötü şeylere gidersen kafanda bu var evden çıktığın zaman. Bugün şunu yapayım, bunu hep kötü şeyler düşünüyorsun. O yolda Azrail gelir canın alırsa vay haline. İnnemel amalu bil havatim. Ameller sona göre değerlendirilir. Sonu nasıl kötü, ona göre muamele görürsün diyor Peygamberimiz. Allah sonumuzu hayır eylesin. Yani bunu her gün evden çıktın mı bunu düşüneceksin. Besmesiz çıkmayacaksın. Bu söylediğin duayı söylersen akşama kadar Allah Celle ve Ela iki tane muhafız melek, koruyucu melek halk eder diyor Peygamberimiz. Dönünceye kadar seni korurlar. Azrail Aleyhisselam da gelirse iyi yoldasın. İyi yolda. Evet, olmak kaybı. Bu niyetle çıkacaksın. Böyle bir şeyler var. Hadis-i şerifler var. Bunları düşünerekten her gün bu şeyi yapmalı. İkinli oldu mu? Evet. Ezan okundu mu camiye gitmeli. Camiye gitmeli. Alışveriş yerlerindeki vatandaşların böyle ticari muamele işlerini olduğu yerle camideki hocalar da asgari en az geçerli olan şeyi yapıp bir an evvel cemaati salmalı. Adam dükkanını bırakmış, bak para kazanıyor. Gelmiş efendim Arabistan'lık gibi, ben 25 tane 35 tane saydım biliyorum Medine'deki hocanın arkasında Sübhan Rabbel Azim'i söyledim yani. Dedim ne bu, bana ne diyor, sana ne olur mu, yaşlısı var adam, trene yetişecek, otobüse yetişecek, orada da var aynı işler, bana ne diyor, olur mu, çok yanlış. Bunları düşünerek kısa, en kısa 3 defa Sübhan Rabbel Azim rükuda, secdede 3 defa Sübhan Rabbel Ala bunu deyip böylece namazı en kısa
geçerli şeyde kıldırıp güle güle dükkanınıza, işinize, memursa, şeyinize diyecek. Evet, bir de tabii her zaman söylüyoruz, yine uyarıyoruz. Uyuyor imama, uydum imama diyor. Yani uydum imama, sen ne yaparsan ben ne yapacağım demek değil mi? Uydum. İmam kalkıyor bunu bilerek. O hala secdede oturuyor. Ne işin var lan orada? Çok yanlış bir şey. Çok yanlış bir şey. Hiçbir şey söylemeseniz namazın gene geçerli. İmamı söyledi, sizin söylediniz. İlla kafaya koymuş. Her zaman yaptığını söyleyecek. Ya imama uyuduğun ne anlamı kalıyor kardeşim? Ne yatıyorsun orada? Rükuda da aynı şekilde imamla beraber kalkacaksın. İmamla beraber ineceksin. Uyudun bu demek. Bunun aksini yaparsan hamsufoluk şeytan gülüyor orada. Diyor, ne güzel yapıyorsun, görüyor musun? Halbuki çok yanlış. Bu disiplin öğrenmek için namaz işte. Bu disiplin, toplu yaşamın şartı bu. Disiplin kurallarına uyacağız ki birlik beraberliği olsun. Hep beraber rükuya, hep beraber secdeye, hep beraber kalkma. Burada disiplinlerini öğreniyoruz. Bu kurallara uymazsak zaten başıbozukluk olur. Namaz bize bunları öğretiyor ama sen hala gelip bildiğini yapıyorsun. Çok yanlış. Çok yanlış. Evet. Evet, imamla beraber oturup kalkacaksın. Ondan sonra ikindi namazından sonra bak gün öğleye doğru yükseldi. En son güneş çıktı yukarıya. Ondan sonra başladı inmeye. İkinden sonra hızla batmaya doğru gidiyor. Ben de bir gün bu güneş gibi batacağım. Bu dünyadan geçeceğim. Baksana amcam, babam, dedem hepsi gittiler. Sıra bende diye muhasebe yapacaksın. O gün iyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Yanlış yolda mıyım, karlı yolda mıyım? Yanlışsan estağfurullah ve tövbe ileyh. Günahımı affet. Tövbe ettim ya Rabbi. Ya iyisen elhamdülillah. Bana yardımı esirgeme. Yanlışlıklardan koru ya Rabbi. Şükür sana. Dua edeceksin. Her gün muhasebe yapmak lazım. Aynı şekilde yatarken de. Tabii akşam namazına da camiye gitmek lazım. Yatsı namazını hele hele mutlaka camiye gitmek lazım. Yatsı ve sabah namazlarını mutlaka camide kılmak lazım. Çünkü yatsı ve sabah namazına münafıklar gelemez diyor Peygamberimiz. Efendimizin hadisi böyle. Yani şimdi adama sen münafıksın desen nasıl kızar, dava açar. Hadis böyle güzel kardeşim. Ben sana müminlik, kardeşlik görevimi yapıyorum. Efendimiz böyle söylüyor. Yatsı ve sabah namazına münafıklar gelemez diyor. Ya münafıklık alametlerinden birisi bu. Sen münafık olmayı kabul etmiyorsan gideceksin camiye. Cami bunun için yapıldı. Gelsin müminler de namaz kılsın diye. Evet, bunu hiç hatırdan çıkarmayacağız. Camilerimiz dolacak. Böylece günlerimizi işte o kabir şeylerine vardığımız zaman okuduk ya. Hadiste var. Kabir azabına gelecek namaz, bir dakika diyecek. Azaba uğruyorsa adam, namazınızı hep öyle güzel kılmışsınız. Güzel kılmak, işte imamı uyarsanız garanti belgeniz var. Hesabını imam verecek. Onun için camiye gelin bu açıdan da, güzel kılmışsın, camiye devam etmişsin. Camiye devam eden adam imanla göçer zaten. Öyle bir müjde de var. Allah yolunda, camiye giderken ölse Allah yolunda ölmüş olur. Oo, müjdeler çok. 1'e 27 kat kazanır. Her adamına bir sevap, bir günahı silinir. Öyle müjdeler var. Camide güzel namaz kılmışsın, namazdan güzel. Azap meleklerine bir dakika diyecek namaz. Ayak tarafında bekler diyor. Bir dakika, o benim arkadaşım. Dokunamazsınız, çekin buradan. Hadis böyle efendim. Hadis böyle. Yani camiye gidip namazları güzel kılmalıyız. İmama uymalıyız. Kabir azabından kurtulmak için. Evet efendim. Bu Efendimizin uyarılarına kulak asıp, evet, bu zor geçitlerden geçme bu dünyadaki uyanık olmaya bağlı. Evet. Kul hakkı da yememek lazım. Hakkını alıyor çünkü. Cenab-ı Hak Erhamer Rahim'in, yani o karar onun tabii de, Allah Erhamer Rahim'in affedebilir ama insanla kolay kolay affetmiyor hakkını almadan. Bunu hep de kafamızda sabit bir fikir olarak taşımalıyız. Bu hadisi Ebu
hutbeden nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.